Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. 2024 LGS'ye kısa bir süre kala. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'deki cevap anahtarı düzenindeki sırlara bakacağız arkadaşlar. Size mükemmel 2 taktik ve sır anlatacağım. Size arkadaşlar eğer bunu dikkatli bir şekilde sınav anında uygulayabilirseniz özellikle 400-430 aralığındaki arkadaşlar 20-25 puana kadar, 450 üzerindeki arkadaşlar da 10-15 puana kadar artırabilirler arkadaşlar puanlarını. Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar Milli Eğitim 2018 yılından beri LGS'de cevap anahtarında yani şıkların arkadaşlar dağılımında mükemmel bir düzen uyguluyor. Bu düzeni bilen öğrenciler sınav anında buna dikkat ettiğinde arkadaşlar birçok arkadaşlar yanlışını doğruya çevirebiliyor. Birinci sırla başlayalım arkadaşlar. Şıkların dağılımındaki sırra bakacağız şimdi, düzene bakacağız. Arkadaşlar ben 2018'den 2023'e kadar yapılmış olan 6 tane LGS var. Ders burada arkadaşlar. Milli Eğitim'in uygulamış olduğu düzene baktım. Hepsine tek tek çıkardım. Siz de arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz. 2023 LGS'den başlayalım. Geri dönük gidelim. Şimdi burada arkadaşlar Milli Eğitim A şıkkından bakın. 4 tane. B'den 6. C ve D'den 5'er tane kullanmış. Türkçe dersinde 20 soruda. Matematikte arkadaşlar bakın düzen. Bak ben kısaca 56-54 deyip geçiyorum arkadaşlar. Anlayabilirsiniz siz. Bak burada 5-5-5. Dağılım bu şekilde. 2022 LGS'ye bakalım. Bak burada. Bakın 46-64. Bak 45-65. Bak fende arkadaşlar 2023-2022'de dağılım aynı. 5'er arkadaşlar. 2021'de bakın. 6-4-5-5. Bak 5-6-5-4. Bakın yine aynı. 2021-22-23'te fende arkadaşlar homojen bir dağılım olmuş. Tüm şıklardan 5'er tane kullanılmış. 2020'ye bakıyoruz. 2020 LGS'de bakın. 6-4-6-4. Bak 46-55. Bak burada 4-5-6-5. Hiçbir arkadaşlar için birazdan ona değineceğim. 2019'da da bir bakalım. Bakın 5-5-4-6. 4-6-6-4. 5-4-6-5. 2018. Bakın 4-5-6-5. Bakın burada 46-54. Burada 46-55. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Dikkatinizi çeken arkadaşlar şu olmalı. Hiçbir şıkkı Milli Eğitim Bakanlığı 7 kere kullanmamış. 20 soruluk arkadaşlar derslerde. Ya da 3 olmamış hiç. En az 4, en fazla 6 kere kullanmış bir ders içerisinde aynı şıkkı. Buna dikkat ediyoruz. Yani biz sınav anında eğer bir şıkkı Türkçe matematik fende 7 tane A şıkkımız var diyorum. Orada duracağız arkadaşlar. Demek ki bizim 7 tane A yaptığımız sorulardan arkadaşlar birisi yanlış ve arkadaşlar o soru sizin şüphelendiğiniz soruysa hemen şıkkını değiştirin. İki şık arasında kalıp mesela arkadaşlar A ile B arasında kalıyor. A yapıyor, bir bakıyor A'dan 7 tane yapmış ya da 8 tane yapmış. Ne yapacaksın, hemen o A'yı değiştirip B'yi yapıştıracaksın. Mesela bu taktiği burada uygulayacaksın sınav anında. Hocam zamanımız olmaz bizim bunu yapmaya demeyin. Turlama tekniği yaparsanız sınav anında arkadaşlar inanın çok rahat 5-10 dakikanız kalır. Sadece turlama tekniği yapın dikkatli bir şekilde. Şimdi arkadaşlar 10 soruluk derslere de bakalım. İnkılap, din ve İngilizceye de bakalım. Bunlarda nasıl bir dağılım var? Arkadaşlar bunlarda bakın 2-2-3-3. 2-2-3-3. Burada da 3-2-3-2. 2023'le ilgili. 2022'de bakın arkadaşlar bak. En fazla 3, en az 2 kere kullanılmış bir şık. Bak hiç 1 yok. Bakın ona dikkat edin. Ya da 4 yok. Bakın minimum 2, maksimum 3. 4 göremiyoruz bakın hiç. 1 göremiyoruz. 2021. 2020 LGS'de bakın 1 yok, 4 yok. Bakın arkadaşlar aynı şekilde bak. Max 3, minimum 2. Kural bu. 2018 LGS'ye bakın aynı mantık bak. 1 yok, 4 yok. O zaman 10 soruluk derslerde de ne yapıyorum? 10 soruluk derslerde eğer bir şıkkı 3'ten fazla kullanmışsam İngilizce'de bir baktım 4 tane A işaretlemişim. Mesela. Ya da İnkılap'ta 4 tane Denizli şıkkı işaretlemişim. Orada duracağım hemen. 3'ü geçmemeliyim. Bak arkadaşlar. Ya alt bak LGS'de Milli Eğitim 10 soruluk derslerde hiçbir zaman aynı şıkkı 3'ten fazla kullanmamış. Yani sen 4 yaptıysan 5 tane aynı şık kullandıysan orada bir durup o sorularda değişiklik yapabilirsin. Şimdi gelelim ikinci sırra arkadaşlar. İkinci önemli sır.
Şıkların ard arda gelme düzenindeki sırra bakacağız şimdi. Milli Eğitim arkadaşlar 2018'den 2023 LGS'ye kadar şıklarda arkadaşlar şıklarda ard arda aynı şıkkı hiç 3 defa kullanmamış. 4 defa da kullanmamış. Yani ard arda 3 tane A gelmiyor, B gelmiyor, C, D gelmiyor 3 defa. 4 defa ard arda gelmiyor. Yani A 4 defa gelmiyor. 3 defa da gelmemiş hiç. Tek tek hepsine baktım arkadaşlar. Bakın burada ne olmuş olan şu. Mesela 2 şık ard arda gelmiş. Böyle bir şey var. Bakın B. Ama ardından hemen araya Denizli ve Aydın gelmiş. Sonrasında 15-16'da arkadaşlar BB olmuş. Araya bir A gelmiş. Sonra Denizli olmuş yine. Matematikte arkadaşlar 2 şık ard arda gelmemiş. 2023 LGS'de dağınık bir şekilde. Bak Fen'de BB var. Ama 2 şıktan daha fazla yok ard arda dizilimde. 2022'de arkadaşlar bakın burada BB CC şeklinde. Bak 4 tane B ard arda gelmemiş ya da 3 tane gelmemiş. Bak CC. Bak BB burada. Arkadaşlar 2021'e bakın. BB. Bak BB burada. DD, CC, BB. Aynı şıkkı ard arda 2'den fazla hiç kullanmamış Milli Eğitim. Eğer sen sınav anında baktın. Mesela burada matematikte. 1 B yaptın, 2 B yaptın. 3'ü de Bursa yaptıysan orada bir durup düşün. Bu soruda bak bunda dersin ki o zaman 3. soruya hemen bakacaksın. Dersin ki bu soruda bir problem var. 3. soruyu yeniden bir gözden geçir. Bu soruda değişiklik yapılabilir. Fen'e bakalım. Bakın BB, CC. 2020'ye bakın AA, DD, CC, BB. Arkadaşlar bak. 2'den fazla kullanmamış. Bakın matematiğe bakın. 2 şık ard arda hiç gelmemiş burada mesela. 2020 LGS için söylüyorum. Matematikte 2 şık ard arda gelmemiş burada. Başka yıllarda gelebiliyor. 2 şık ard arda gelebiliyor. 3 şık ard arda hiç gelmedi. Bakın BB, CC, 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 BB. 2019 LGS'de. 2018'e bakalım. Bakın CC var burada. Burada Bursa. Bursa, Denizli. 3 şık yok arkadaşlar. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bir de hocam 10 soruluk derslerde var mı ard arda 3 tane şık? Onlarda da yok. Onların da hepsine baktım. 2018'den 2023'e kadar İnkılap Din İngilizce'ye baktım arkadaşlar. 3 şık ard arda hiç gelmemiş. Hocam peki 2 şık ard arda gelmiş mi? Gelmiş tabii ki. Ama 10 soruluk derslerde 2 şık ard ardına gelme sıklığı 20 soruluk derslerdeki kadar yok. Ona da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu iki sırrı sınav anında arkadaşlar dikkatli bir şekilde uygulayabilirseniz, buna vakit ayırabilirseniz özellikle bakın 370-420 aralığındaki arkadaşlar buna dikkat ederse 20-30 puana kadar artırabilirler. 450-480 aralığındaki arkadaşlarda da bu arkadaşlar bazı arkadaşlar buna dikkat ederse 5 puan, bazıları 10 puan, 15 puana kadar artış sağlayabilirler. Evet arkadaşlar, sonraki motivasyon, rehberlik, taktik videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, başarılar.